Nedim Şener CHP ve İP'de kullanım tarihi sona erenler Sosyal medyada görmüşsünüzdür. 24 Haziran 2018 seçimlerinde İP Partisi'nin milletvekili adayı olan FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz Kumpası'nda yargılanmış veya hapis yatmış kişilerden Emniyet Müdürü Fatih Her Yılmaz, Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Albay Ali Türkşen ve Vedat Yenerer yan yana dizilmiş, Önlerinde de İP Genel Başkanı Meral Akşener duruyor. Akşener gözleri kamerada arkasındaki Ali Türkşen'e hafifçe eğilerek soruyor, Ali buraya FETÖ girebilir mi? Diğer 3 kişi kameraya sert ve donuk şekilde bakarken Ali Türkşen hafifçe Akşener'in omzuna doğru eğilerek haşim bir şekilde sıkar abla cevabını veriyor. Dolgu malzemesi yapmaya çalıştılar. İşte o resimden geriye yalnızca Meral Akşener kaldı. Önce Ali Yörük, Akşener'in HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisi açıklamasına tepki gösterdi ve ''Benim gibi Fethullahçı terör örgütünce mağdur edilen ve benimle aynı hassasiyetlerle Parti'ye katılan bazı arkadaşlarımızın FETÖ ile mücadeleleri ve mağduriyetleri magazinsel siyasi söylemlerle dolgu malzemesi yapılmaya çalışılmıştır.'' diyerek 13 Temmuz 2018 günü istifa etti. Söylediğinde haklıydı, FETÖ mağdurlarını dolgu malzemesi yapmaya çalışmışlardı. Bunun iyi Parti'nin 2017'deki kuruluş sürecinde Akşener'in FETÖ konusundaki ithamlara karşı kullandığı, savma amaçlı bir taktik olduğu, bugünlerde kendisine danışmanlık yapanlar tarafından da açıkça söyleniyor. Hepsi de milletvekili listelerinde seçilemeyecek yerlere konuldukları için meclise giremeyen FETÖ mağdurları, kullanıldıklarını anladıklarında geç olmuştu. FETÖ'ye giremez dedik girdi. Ali Örük'ten 3 hafta sonra Fatih Her Yılmaz'da istifa etti. 28 Kasım 2018'de ise benim yüzümden İyi Parti'ye oy verenler varsa haklarını helal etsinler diyerek Ali Türkşen istifasını verdi. O videodaki dördüncü kişi Vedat Yenerer epey direndi, ama o da bu partiye halası, dayısı, eniştesi, FETÖ'cü olan giremez dedik hepsi girdi. İyi Parti'ye yönetici yapılanların arasındakilerin ailesinde ve sülalesinde FETÖ'cü olan çok diyerek 18 Ocak 2002'de istifa ettiğini açıkladı. PKK'nın şubesi HDP daha önemli. 2017'de kurulduğunda tek başına ayakta durmaya çalışan ulusalcıları milliyetçileri yanına toplayan Akşener'in 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra Yusuf Alaçoğlu, Özcan Genişeri gibi isimlerle yolları ayrıldı. Sonra da İYİ Parti kurucuları İsmail Ok, Seyit Yücel, Ümit Özdağ ve milletvekili İsmail Koncuk istifa ettiler. Her birinin istifa mektuplarını ve gerekçelerini toplasanız İYİ Parti'nin nereden nereye savrulduğunu görmek mümkün olur. Nitekim yerel seçimlerle birlikte Millet İttifakı olarak seçim hesaplarında PKK'nın siyasi ayağı HDP ile işbirliği daha ağır basmaya başladı. 2023 seçimlerindeki hedefleri için HDP ile yakın durmak, kullanılma tarihi çoktan sona eren ulusalcı ve milliyetçilerle beraber olmaktan daha önemli. CHP'de HDP'ye yakınlaşma konusunda itirazı olanlar da zaman içinde tavsiye edilmişti. İP'de aynı iktidar hesabı adına parti içindeki ulusalcı ve milliyetçi kesimi zamana yayarak tavsiye etti. HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi. Yalnız parti tavanında bu kesimler tavsiye edilirken tabanı da idare edecek açıklamalara devam edecekler. Biri ne kadar Atatürkçü, diğeri ne kadar milliyetçi olduğunu söyleyecek. Seçim için son viraja girerken son düzenlemeler de yapılıyor. 2019'da Grup Başkan Vekili görevinden alınarak Başkanlık Divanı'na getirilen Yavuz Ağar Alioğlu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınarak Başkanlık Divanı'ndan çıkarıldı. Partinin kritik isimlerinden Koray Aydın da seçime doğru giderken, Partinin Teşkilat Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Daha önce parti içindeki tavsiyelere seyirci kalan, Ara sıra HDP'ye gösterdiği tepkiyle bilinen Yavuz Aralioğlu, konu konuyla ilgili ilginç bir açıklama yapmış. Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz, en rencide edici olan kısmı benim ve sizin aynı anda öğrenmenizi, ben 4 senedir Akşener'in yol arkadaşıyım ve kurmayıyım. Daha önce görmedi mi? Hiçbir gerekçe yok, bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkan vekiliğinden alındığımı da açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı da televizyondan öğrendim, bu hep böyle. Bunlar siyasi karardır, sonuçlarını sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz, Sevinenleri ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor, PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İyi Parti'yi, HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor. Acaba Alioğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yerel seçimlerde PKK'ların FETÖ'cülerin zil çalıp oynadığını görmedi mi? 2023 seçimlerinde tüm umutlarını Millet İttifakı'nın iktidarına bağlamadılar mı? İttifak ortakları devletten atılan FETÖ'cülere umut dağıtırken PKK'nın siyasi ayağı HDP'leri koruyup kollarken de görmedi mi? Tıpkı CHP'de olduğu gibi İP'de de Yönetimde ulusalcı ve milliyetçi bilinen ve PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi kızdıracak kişiler istenmiyor. Ağır dediği gibi politikaları basit. HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi. Nedim Şener Ersin Çelik Lütfü Türkkan kadar değerli değilmişsiniz Yavuz Bey. Meral Akşener'in 30 yıla merdiven dayayan politik kariyerinde yol ayrımına girdiği son yol arkadaşı Yavuz Ağır oldu. İyi partililer, iyi partili olmayan milliyetçiler ve bizzat Yavuz Ağır Alioğlu'nun anlam veremediği bu tasfiye sürecini anlamlandırmak için Meral Akşener'in politik kariyerindeki yürüyüşüne bakmak gerekiyor. Meral Akşener, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce bir gazeteye verdiği söyleşide devlet bahçeli için çok iyi bir stratejik akla sahiptir, satranç oyuncusudur hep 5 hamle sonrasını görür tahlilini yapmıştı. Bahçeli gerçekten de 5 hamle sonrasını görüyormuş. Çünkü bu açıklamasına rağmen Akşener'i seçimlerde listeye almamıştı. Yıllar önce 27 Nisan 2016 Gerçek Hayat dergisinde Akşener ve Yolda Bıraktığı Liderler başlıklı bir portre hazırlamıştım ve yazı o günlerde konuşulmuştu. Çünkü Akşener henüz MHP'deydi ve Bahçeli'ye karşı partiyi olağanüstü kongreye götürmeye çalışıyordu. Mahkeme kararıyla bu yola soktu da 15 Mayıs 2016'da kongre yapıldı. Genel merkez bu kararı tanımadı. Yeni davalar açıldı. Akşener 19 Haziran 2016'da partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Derken bu süreçte 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Siyasette denklemler değişti. Akşener'in başına geçmeye çalıştığı MHP, FETÖ'nün ülkeyi ele geçirme hamlesine karşı iktidarın yanında yer aldı. Akşener'de Aralık 2016'da kesin olarak MHP'den ihraç edildi. Ardından da bir yıl sonra Akşener ve yol arkadaşları gerçek ülkücüler bizleriz diyerek İyi Parti'yi kurdu. Fakat İyi Parti'yi kuran birçok isim bugün partide yoklar. Mesela partideki FETÖ gölgesini dağıtmak için Ergenekon kumpasından tutuklanan Ali Türkşen, Ali Aydın ve Fatih Er Yılmaz ile çektiği Sıkar Abla videosu için kamera karşısına geçen tüm isimler sırayla istifa ettiler. En son İyi Parti kurucularından Vedat Yenerer benim için İyi Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur diyerek istifasını verdi. Akşener'in yolda bıraktığı arkadaşları sadece İyi Partide değiller. Dönelim siyasete başladığı yıllara. İlk muhalif hamlesini de kendisini vitrine çıkaran 28 Şubat gibi bir süreçte İçişleri Bakanı yapan Tansu Çiller'e karşı köksel toplanı destekleyerek yapmıştı. Toptan ezici bir şekilde kaybedince Meral Akşener de ortada kalmış ve bir daha Çiller'in yanına yaklaşamamıştı. Sonra Mehmet Ağar ile TBMM'de uzun uzun oturmaları yeni bir muhalif dalganın hatta yeni bir milliyetçi sağ partinin habercisi olarak konuşuldu. Akşener DYP için rahatsız edici bir isimdi artık. Dönemin DYP İstanbul İl Başkanı Süleyman Soylu, 32 ilçe başkanını da yanına alarak hainlikle suçladığı Akşener'in istifasını istediğinde yıl 2000'di. İkili görüşmeler, arayışlar ve muhalif kalkışmalardan bir sonuç çıkmayınca 4 Temmuz 2001 günü DYP'den istifa eden Akşener bu sefer AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında görüldü. O günlerde ortak aklın olduğu bir kadro hareketi düşünüyoruz, liderliğin sorun olacağını düşünmüyoruz diyen Akşener iki ay içinde fikir değiştirdi ve AK Parti'nin kuruluşunda yer almadı. Erdoğan ve arkadaşlarını milli görüş çizgisini sürdürüyorlar diye eleştiren Akşener, soluğu MHP'nin Kızılca Hamam kampında aldığında takvimler, 3 Kasım 2001'i gösteriyor ve artık Devlet Bahçeli'nin sağ tarafında oturuyordu. 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra MHP ile birlikte yeniden meclise girdi. Devlet Bahçeli tarafından her daim el üstünde tutulan isimdi. Artık TBMM başkan vekiliydi. Makamı ile birlikte artık gündemde de ön plandaydı. Medyanın ilgi odağı olmuş, parti içinde güçleniyordu. Bu güçlenme MHP'ye çekilen operasyonlarda dikkat çekti. Akşener tam da bugünlerde öne çıkarıldı. Potansiyel genel başkan olarak adlandırıldı. Yazının başına dönecek olursak, Devlet Bahçeli 5 hamle sonrasında Sadece Akşener nezdinde değil, ülke siyasetinde ve devlet yönetiminde de görmüştü anlaşılan. Yavuz olduğuna gelecek olursak, MHP'den daha ülkücüyüz mecburiyeti kurulan İyi Parti'deki en ülkücü siyasetçiydi. Çıktığı yayınlarda, eleştirilerinde, olaylara bakış açısında ve muhalefet yapma biçimiyle dikkat çekti. İyi Parti'nin milliyetçi olduğunu, sola ve CHP'ye yaslanmadığını göstermek için mücadele verirken, önce grup başkan vekilliğinden sonra da parti sözcülüğünden alındı. Yavuz Bey'i tasfiyeden sonra İsmail Saymaz'a verdiği röportajda bazı siyasi aktörler genel başkanlarına yük olur. Ben öyle biri değilim serzenişinde bulunmuş.'' Yavuz Ağaralioğlu ne yaptı, ne söyledi de gözden düştü ve biz kovmuyoruz lakin senin burada yerin yok deniliyor kendisine. Akşener konuşmam diyor, Ağaralioğlu sitem ediyor. İnsanın aklına ise ister istemez şehidin kız kardeşine küfür ettiği anlar kameralara yansıyan ve buna rağmen Akşener tarafından korumaya alınıp partide el üstünde tutulan Lütfü Türkan geliyor. O lütfü Türkan ki sosyal medyada tweet atamayacak, paylaşımlarını yoruma açamayacak seviyelerde siyaset yapmak için çırpınıyor. Yavuz Ağralioğlu'nun kamuoyunun bir türlü sindiremediği bu tavırdan ta o günlerde bir anlam çıkarması gerekmiyor muydu? Ersin Çelik